Borsan bugün yeni rüzgar enerjisi yatırımlarını açıkladı. Arzu Maliki, Borsan Holding CEO'su Agah Uğur'un yanında detaylar için sözü Arzu'ya bırakıyoruz. Hande, evet, Borusan Holding CEO'su Agah Uğur'la beraberiz. Rüzgar enerjisi projesi hakkında kendisinden detayları alacağız. Sayın Agah Bey, hoş geldiniz öncelikle. Projeyi konuşalım. Ne kadarlık bir yatırım olacak? Nerelerde yapılacak? Birçok yer var Türkiye'de. Güzel 5 ilimizde olacak bu proje ve yenilemeler. Sizden detayları alalım, buyurun. Teşekkür ederim. Bugün bizim için güzel bir gün. Biz bu yolculuğa ortağımız MBV ile 2009 yılında çıktık. İşte hedefimiz 2000 megawattlık bir yenilenebilir enerji portföyüne 2020 yılında ulaşmak. Bugünkü imza töreni Vestas ile türbin tedarikçisiyle imza attık. Bugünün anlamı odur. 207 megawatt için, yani toplam portföyümüzün %10'unu bir hamlede yapmaya çalışıyoruz. Böyle bakınca da hem Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük tedarik anlaşmalarından birisi oldu. Bu toplam yatırım 340 milyon dolar civarında. Bunun önemli bir kısmı da tahmin edersiniz türbin tedariğine gidiyor zaten. İşte 5 şehirde birden yapılacak bu aynı anda. İşte Mersin, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Bandırma'da olmak üzere. O açıdan mutluyuz. Hem yenilenebilir enerjiye yatırım yaptığımız için mutluyuz. Sürdürülebilirlik anlayışımızın bir uzantısı bu. Hem Türkiye'nin enerji tedariğindeki kendi altına kontrol edebilmesi için ve de cari açığı azaltması için mutluyuz. Böyle ekonomik tedirginin olduğu dönemlerde de yatırım yapıyor olmak bize ayrıca bir keyif veriyor. Evet, peki 2020 yılına kadar da enerji yatırımları devam edecek, yenilebilir enerji ağırlıklı. Peki ne var, yine rüzgar mı olacak, hidroelektrik de bunun içinde mi, paylar nasıl bölüşecek? Yani aslında bizim hedefimiz ağırlıklı rüzgar olması. Bu 2000 megawattın tabii strateji değişebilir zaman içinde. Bugünkü yaklaşımımız 1400-1500 megawata yakını rüzgar olması. 200 megawatt güneş, 300 megawatt da hidroelektrik santrali düşünüyoruz. Peki son bir soru soralım Agah Bey. Tabii ki dolar kurları şimdi biraz geriye geliyor ama tabii ki bu projenin başından şu zamana kadarki maliyetin farkı ne oldu sizin için? Genel enerji sektörü için de konuşabilirsiniz. Bu kurlar nasıl etkiledi projeleri? Tabii elektrik fiyatları Türk lirası bazında belirleniyor. Her ne kadar gazın maliyet olarak bir etkisi olsa da gaz fiyatları artmadığı için Türkiye'de elektrik fiyatları da artmıyordu. Halbuki bütün yatırım maliyetleri hepsi yabancı para bazında çoğu. Bir negatiflik, yani çok kısa vadede bakarsanız oluşuyor. Fakat bu yatırımın yapılması 2 yıl sürecek örneğin. Onun için 2 yıl sonraki, 3 yıl sonraki elektrik fiyatları bugünkünden daha önemli bizim için. Onu tahmin etmekte işin zorluğu, iş adamlığının zorluğu oluyor. Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Uğur, yayınımıza katıldığınız için. Evet Hande, Borusan Holding CEO'su Agah Uğur sorularımızı cevapladı. Sözü tekrar sana bırakıyorum. Çok teşekkürler Arzu Maliki. Evet, Borusan'ın projelerinde yakından